Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Yine işten çıktım ve bahçeme geldim. Yaklaşık 2 gündür gelmiyordum. Bugün 3. gün. Bir ziyaret edelim dedik. Neler var neler yok. Biliyorsunuz 2-3 günde bir geliyorum bahçeye ben. Tavuklarımız bir sıkıntı olmuyor. İdare ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü yemlikleri otomatik, sulukları da otomatik. Bununla alakalı bir problem yaşamıyoruz. Lan siz de büyüyün artık, hadi be. Burada izliyoruz izliyoruz yiyemiyoruz. Buradaki sopa yine düşmüş. Ya burada fasulye dediler bizimkiler. Fasulye falan dediler. Ya ben bulamadım. Hani nerede fasulye abi? Fasulyeler bunlar minnak minnak. Allah Allah. Az suladık, ondan mı vermedi acaba, ne yaptı? Ben anlamadım. Geçen videoda da buna baktık aynısına ama fasulye yoktu. Allah Allah. Ben anlamadım abi. Bizimkiler fasulye olması lazım diyor. Ama ben fasulye falan bulamıyorum. Ha, bir tane var büyük bak. Bir tane buldum burada, oley. Bak bir tane buldum. Ama daha çok olması lazım. Ha, burada varmış bak. Abo, bayağı varmış. Ana arkadaşlar, ben bunları görmemişim. Bu da şeyden düşmüş zaten, çıkmış. Bak. Ben bunları görmemişim. Abo, burada bir sürü fasulye olmuş ya. Bunları toplayalım. Burada da olmuş. Abo, bazıları geçmiş, büyümüş. Kendinden tohumluğa doğru yol almış. Yapacak bir şey yok. Olanı toplayacağız artık. Bunları ben birazdan toplayayım. Burada bayağı fasulye olmuş. Ama bunlar niye böyle şeye sarmam? Ama burada da olmuş. Bakın. Bayağı bir fasulye varmış harbiden. Bak burada da var. Yapacak bir şey. Bu kabakları da koparacağım bugün. Kocaman olmuş bu kabaklar, bakın. Onları da toplayacağız. Yine bir çileklerimize bakalım. Çilekler zaten şu kabak yapraklarının altında kaldı. O yüzden artık çileklik bir şeyleri kalmadı, öyle söyleyeyim. Gerçi bu da mı kabak? Bu da kabak. Hatta burada gelişmiş bir tane bak. Buldum bir tane buldum. Bunu koparalım. Tamam, kopardık. Buralarda başka var mı? Burada vardı. Bu çürümüş. Toprağa değince çürümüş. Bunların toprağa değmemesi lazım normalde. Ya bunlar bunun altında kalmış. Zaten burada da çilek yetişmez artık. Çünkü güneş görmüyor herhalde. Çilekli güneş ister diye tahmin ediyorum. Evet. Daha da fazla oralarda gelişeceğini sanmam. Yapacak bir şey yok. Şurada bir salatalıklara bakacağım. Salatalıklar geçen kopardık ama yine büyüyen vardı. Evet. Oha. Oha, bakın bakın. İyi de abi, ben geçen kopardım. Bunları görmemişim o zaman. Evet. Bunları görmemiştim. Aynen. Bu salatalıkları görmemişim çünkü 3 günde bu kadar büyüyemezler diye tahmin ediyorum. En son onları da toplayalım. Buralarda da vardı. Bunları bu kabak galiba ya. Ay, kafamı vurdum. Evet, kabak o. Neyse arkadaşlar, onları ben en son toplayayım, size gösteririm. Çileğimizi de koyalım şöyle. Şu hayvanlara bir bakalım, açalım, bir sıkıntı dertleri var mı? Bir problem yaşadık mı? Böyle heyecanlı heyecanlı geliyorum her zaman buraya. Çünkü bazen böyle kümesi açtığınızda şok yaşayabiliyorsunuz. Böyle ani ölümler falan olabiliyor. Hani Ahmet diyor ya, şu kümese gelip kapısını açınca böyle tedirgin oluyorum diyor. Hani ölen kalan var mı yine diye. Aynı o bizde de oluyor Ahmetciğim. Yani bazen böyle kapıyı bir açıyorsun, tak bir tanesi yerde yatıyor. Olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor yani. Bugün ağaçlarımızı falan her şeyi sulayacağız. Gençler, hadi bakalım. İyi maşallah. Koş 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 koş. Sen ne yapıyorsun lan orada? Herkes gitti. Çık. Çık bakayım. Helal lan sana. İyi atladın. Aslan parçası. Bu kardeşimiz hızlı. Evet. Diğer yemlik bitmiş. Bu da yarısına kadar gelmiş. Bunun da altı değişmesi lazım arkadaşlar artık. Ama bakalım. Büyük ihtimalle bayramda değiştireceğim. Bayramda bir iki gün izinliyim. Buranın
temizliğiyle uğraşacağım bayramda. Hemen ufaktan bir yumurtalarımıza bakalım. Maşallah 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 maşallah. Maşallah maşallah, burada daha çok varmış sanki. ...25-26 tane astrolog yumurtamız var şu an burada. Güzel güzel. Bunları da alacağız. Bunları da bugün götüremem herhalde. Motorla geldim. Motorla yumurta götürmek çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Kırılabiliyor. Olmazsa bir gün bir arabayla geleceğim. Oha! Oha! Uçak görmeyen arkadaşlar için... Biz çok görüyoruz. Çok yakından izliyoruz uçakları. Size de göstermek istedim. Şimdi birazdan oha neye dedim onu göstereceğim. Hanginiz yaptı lan? Oğlum doğru söyleyin. O pisliği hanginiz yaptı? Kocaman bir pislik yapmışlar kapının oraya. Çıkar çıkmaz. Çabuk doğru söyleyin, hanginiz yaptı? Söylemeyin bakayım. Söylemeyin tamam. Söylemeyin. Abi bu nedir ya? Bu nedir? Kusura bakmayın arkadaşlar, bunu gösterdiğim için ama abi tavuk pisliği değil, sanki şey köpek yani. Köpek yapmış buraya. Şimdi kapıyı kapatacağım. Tekere geliyor mu? Tekere gelmesin. Ne olur tekere gelmesin. Teker pislemedi. Evet tekere gelmedi. Güzel. Orada kuru pislin. Kocaman ya, sen nasıl yaptın onu ya? Kurk falan mı acaba? Arkadaşlar havalar aşırı sıcak İzmir'de. Şu an 30 dereceleri buluyor. Yani korkuyorum çok guruk olacak diye. Bir tanesi guruk biliyorsunuz. Bakın. Bir tavuğumuz yatıyor burada. Guruk. Bugün şunları da çıkaracağım ya. Bu ispenç ve cüce koşinleri de çıkaracağım. Maşallah renklere bak, renklerdir. Bunlardan ufak görüntü alayım ama dışarıda çıkaracağım bunları. Bunları bayağıdır dışarı çıkarmıyorum. Selam gençler. Ne haber? Bir sıkıntı yok değil mi? Bunların hepsinin altını değiştireceğim. Ya çok da kötü değil aslında ama talaşla pislik karışık şu an. Kuru yani. Öyle bir cıvık cıvık bir yaş bir durum yok. Bunlar da çok güzel oldu arkadaşlar. Renkler efsane. Büyük ihtimalle anaçları satıp bunlardan kendime anaç yapacağım. Büyüteceğim. Yani beni az çok tanıyan varsa, ben böyle civcivden büyütmeyi çok seviyorum hayvanları. O yüzden arada böyle yapıyoruz. Onu satıyoruz. Büyükleri veriyoruz. Küçüklerden büyütüyoruz. Oğlum bu ip yenmez yenmez. Bırak lan. Baba. Hadi. Yiyeceksen ye. Neyi mi karıştırıyor? İspencimiz arkadaşlar. Vallahi yerim senin sakallarını yerim ben. Kar yağdı ispenç. Bakacağız bunlardan da Blue'la. Bak Blue mod dedi ispenç arkadaşlar. Ey maşallah. Bunlardan da Blue'lardan takım yapacağız ama kar yağdı takımda yapalım mı arkadaşlar ya? İspençlerden böyle bir kar yağdı takımda yapalım mı? 2+1 falan. Blue'ları kesin yapacağız yani. Şunlardan. Şu Blue modletlerden kesin yapacağız. Kar yağdı ya da bakacağız artık. Sen niye saklanıyorsun orada? Çık bakayım lan. Hayırdır, sen neyden korkuyorsun? Dövüyorlar mı seni? Bakın bir adet Blue modlet de burada var ispençimiz. Bu da Black modlet. Siyah. 2 tane. 3 tane siyahımız var burada. Sanırım ikisi horoz, biri tavuk arkadaşlar. Bakın bu tavuk. Şu arkadaki 2 tane de horoz gibi duruyor. Bakacağız duruma göre. Blue'lardan da burada bir tavuk. Şu da horoz. Bir tavuk bir horoz var Blue'lardan. Cüce koşinler. Maşallah kocaman oldu bunlar ya. Ya siz kocaman mı oldunuz? Bakın. Şu ikisi horoz. Çok net belli. Alt küpeler çıkmış. Hatta 3'ü horoz. 1, 2. Şu 3'ü net horoz. Diğerleri de tavuğa benziyor şimdilik. İlerleyen dönemleri de bakacağız. Oha ne yaptın lan? Kamikaze atlaması yaptı. Kamikaze dalışı. Uçaklarda, helikopterlerde olur ya, böyle jet uçaklarda. Kamikaze. Ölümcül dalış yaparlar. Öf, çok sıcak ya. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şöyle. Kümesimizin önü bu kadar arkadaşlar. Böyle bir açıklık var. Paletlerden de bakalım bir şeyler yapacağız. Evet. İspenç tavuğumuza ve civcivimize de bakalım. Bir tane
cüce koşun kalmıştı. Diğer iki hastır olup ölmüştü biliyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Ha kızlarım benim ne yapıyorsunuz bakayım? Porselenlerim, blue porselenlerim. Hadi bakayım çıkın bakayım ha maşallah. Tamam sakin. Bunlar da çocuk gibi böyle seviniyor çıkınca. Oradan oraya koşturuyorlar. Tamam siz de çıkın hadi. Siz de çıkın. Neyse ben gideyim bunlar çıkar. Yemi de vermiş. Şöyle. Suluk zaten her zamanki gibi leş. Sıkıntı yok. Onu yenileriz. İsmeç tavuğumuz. Nasıl kabarıyor bak. Tamam lan. Tamam. Sakin. Oğlum ne yapıyorsunuz lan manyaklar? Sevinçten bir oraya koşmaktan ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet. Cüce koşun civcivimiz arkadaşlar gruptan çıkan. Şöyle takılıyor boş. Anası onu büyütüyor. Şu an. Ama bu civcivi alacağız arkadaşlar bunun yanından artık. Çünkü bir tane civciv var zaten. Gerçi bunun horozu da yok ki. Yumurta civcivi alıp yumurtaya başlasa ne olacak horoz? Yani biz şu an bu civcivi alsak, tavuk yumurtaya başlasa bile horozu yok. Ne fark edecek? Ama en azından evde daha güzel besleriz civciv kafesinde. Burada orada sulu yemeği hiçbir zaman eksik olmaz. Burada ne olacağı belli olmuyor. Bu civcivi götürmem lazım benim. Tavuk da artık analık modundan çıksın. Tavuğu da büyük ihtimalle sahiplendireceğim. Maşallah. Büyük ihtimalle sahiplendireceğiz bakalım. Ama ben bu civcivi buradan nasıl çıkartacağım? O öyle bir sıkıntı var. Yani şöyle bir ikinci katına yerde olsa aşağı katta olsa sıkıntı yok. Alırsın. Ama burada bir de beni görünce en dibe gidiyorlar. En köşeye gidiyorlar. Oraya saklanıyorlar. Artık böyle sopayla falan kovalayacağım bu tarafı. O civcivi almam lazım. Götüreceğim eve. Evde daha güzel bakarız. Bir daha rahat bakarız ona. Demilen cüce koş. Cüce koş. Renge bak rengece kutaklı maşallah. Neyse arkadaşlar onu alacağız. Çıkın bakayım dışarı. Abi çıksanız da dışarı ya. Kapıyı açıyorum dışarı çıkmıyoruz. Garipsiniz. Bakın şu ikisi porselen. Astroloporumuz, horozumuz var. Blue porselenlerimiz var. Bunlar da büyüsün çok güzel bir takım çıkacak arkadaşlar. Bir 4+1, 5+1. Hem porselen hem blue porselen takım çıkacak. Bakalım belki bunlar da büyüdükten sonra bunlardan güzel bir anaç yapacağız kendimize. Büyüdükten sonra bunları da sahiplendirebilirim. 1, 2, 3, 4. Oo, 5 tane yumurtamız olmuş bramalarda. Bunları da götüreceğiz. Çünkü makineye koyacağız artık. Birikim yaptık. Bayağıdır makineyi çalıştıramıyoruz. Makineye koyacağız. Belki bu arka kalan 2+1 takımı sahiplendiririm. Alttan gelenleri anaç yaparım. Ben de böyle arkadaşlar. Ben böyle durmadan civcivden büyütmeyi seviyorum. Civciv olacak büyüteceğim. Civciv olacak büyüteceğim. Bayılıyorum böyle kendi elimde büyüyen hayvanlara. Anaçları sahiplendiriyorum. Civcivleri büyütüyorum. Yani baktığınızda çok karlı bir şey değil be bakın bu arkadaşlar. Yani büyük hayvan almanız daha karlı aslında. Çünkü bunun ufaktan civciv aldığınız büyütene kadar bir dünya yem yiyor emin olun. Yani o hayvana vereceğiniz paradan belki de daha fazlasını yeme verirsiniz. Çünkü bunlar 6 ayda yumurtaya geliyor. 6-7 ayda bazen 8 ayda. Duruma göre havaya göre değişiyor. Yani belki daha çok yem yedirirsiniz. Yani büyük hayvan almak belki de daha karlı olabilir. Baba manyağa bak. Sen de git koş. Koş. Yürü. Tamam bu koşmadı. O yüzden ben çok şeye takılmıyorum. Sevdiğim için kendim büyütüyorum. Bakın burada da ağaç meyve vermiş. Bunun adı neydi unuttum ben ya. Bu bir şey ağacıydı ama. Bakın. 4-5 tane var. Bugün ağaçları da sulayacağız. Bayağıdır sulayamadık ağaçları. Burada bir ayva ağacı var. Orada badem ağacı var. Bunlar neydi? Bunlar da fasulye galiba. Fasulyeleri falan toplayacağız. O ayçiçeğine bak. Kocaman olmuş da bunları kuşlar yer hep ya. Bakın arkadaşlar ayçiçeğine. Kocaman oldu.
Ama bunları kuşlar yiyor da bu değişikmiş galiba. Bunun şeyi de çok kalın, çok uzun olmuş. Ağacı da çok kalın, garip. Neyse ben bu fasulyeleri falan toplayayım. Vallahi çekemeyeceğim onları, kusura bakmayın toplarken. GoPro'muz yok. Böyle kafamıza, göğsümüze bağlayalım, çekelim. Telefonla da bir elimle telefonu tutup bir elimle çekim yapmak zor oluyor. Abi oradan niye koşuyorsunuz? Bak. Sakin oğlum, sakin. O yüzden böyle yaptığım işleri hiç her zaman çekemiyorum. Kusura bakmayın. Bir gün GoPro'muz olursa her şeyi biz de çekeriz. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Bunlar biraz geçsin. Sonra yine videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar, yumurtalarımızı da şöyle öne çıkardım ben. Bunları da alalım. Biliyorsunuz toplamazsak kırıyorlar. Bir tane kırmışlar yine zaten. Şöyle yumurtalarımızı aldık. Bir tanesini kırmışlar. Böyle inşallah alışkanlık haline getirmezler. Her gün toplamak gerekiyor ama her gün gelemiyorum ben işte. Buramaları da açalım, bir 10-15 dakika gezinsinler. Şöyle buramalarımıza bakalım. Oh. 2, 4, 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 3 günlük yumurtaları topluyorum şu an. 2, 4, 6 brahmaların hepsi her gün yumurta yapmışlar. Brahmalarımız her gün yumurtasını yapmış. Şöyle 6 tane brahma yumurtamız var. Bunlara ben bir üstüne hemen işaret yapayım. Sonra devam edelim. Cüce koşinler. Maşallah cüce koşinlerimize. Cüce koşinler bildiğiniz gibi. Ya ana bak. Burayı bellemiş, burayı yumurta yapıyor. Yemliğin altına yumurta yapmış arkadaşlar cüce koşinler. 3 tane yumurtamız var burada. Şöyle bir alalım. Abi, sizde 10 numara folluk var ya. Yani 10 numara folluğunuz var. Niye yemliğin altına yapıyorsunuz? Ben garip anlamadım. Neyse. Şöyle kapatalım. Çık. Çık da brahmalar seni başlasın. Salak oğlu salak. Gir içeri. Brahma valla. Haşlar seni. Brahma haşlar seni valla. Neyse arkadaşlar. 3 tane dışarıda, 2 tane de ya yemli follukta aldım. 3 tane dışarı yemliğin altına yapmışlar. 2 tanesini folla. 5 tane yumurtamız var. Cüce koşinlerde. Bunları da koyalım. Şşt. Bak gitme o tarafa. Cüce koşinleri rahat bırak. Yakala. Oğlum içeri gir. Gurkumuz da yatmaya devam ediyor. Yani buna bir kasa ayarlayacaktım. Daha ayarlayamadım. Maalesef. Kasayı ayarlayamadık. Böyle burada yatıyor. Şişt, kızım. Tamam kızım. Oo, sıcak. Tamam. Yani inşallah kırılmaz. 6 tahta. İnşallah bir şey olmaz yumurtalara. Altını biraz daha yumuşak yapmak isterdim. Bir 6 gün oldu herhalde. Yat kızım, yat. Şu iki yumurtamızı da alalım cüce koşun. Yat kızım. Lan siz de dışarı yumurta yapmayın. Bak 10 numara folluğunuz var. Allah Allah. Çok garip ya. Evet. Yumurtalarımızı topladık arkadaşlar. 3 günlük yumurtalarımız. Maşallah. Bunları da makineye atacağız inşallah. Çocuğu yemeyin bak, yan bahçenin ürünlerini yemeyin, bizi taşlarlar, tamam mı? Şş, ona oroza bak.
Bana saldırıyor. Sen hayırdır lan? Bana saldırıyor. Yumurtalarımızı topladık. Akşam saatleri. Ay çiçeğimiz de bayağı maşallah kocaman olmuş ya. Uzamış. Bahçemiz de bu durumda. Evimizin son hali arkadaşlar. Bir mutfak dolabı kaldı. İnşallah onu da halledeceğiz. Böyle domatesler de çıkmaya başladı. Akşam oluyor artık. Ben de yavaştan hayvanları kapatıp kaçacağım evime. İnşallah bahçe bittiğinde burada kalacağız arkadaşlar. Daha güzel, daha çok videolar çekeceğiz. Şöyle benim minnaklarımı da çekerken en son kapatalım. Gördüğünüz gibi Blue Motlet, Cüce Koşin ve İspençlerim. Maşallah bunlara. Çok güzel olacaklar. Bunlar var ya büyüyünce efsane renklere sahip olacaklar. Ne oldu lan? Ne oldu? İpi mi yiyeceksin? Bakın horoz bu arkadaşlar. Anam gel. Bunlar da büyümeye devam ediyor. Maşallah. Yeme esirgemiyoruz. Güzel bir piliş geliştirme yemiyle devam ediyorlar. Çuvalı 500 lira falan arkadaşlar. Piliş geliştirmenin. Yapacak bir şey yok. Oğlum ipi rahat bırakın lan. Yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.